Merhaba dostlar, ben Burak. Galatasaray kariyerimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyim. Yeni işlemcim, anakartım, RAM'im geldi ve kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve hazır mısınız? Büyük maç, derbi geldi. Çattı. 7 gün var derbiye, derbi gününe. Bakalım. Fit olana kadar 20 değil. Fegoli bayağı güzel oynamış. Bakalım raporlara. Muslera ne yaptın? Ama Brezilya'ya karşıymış. Tamam Muslera. Senin de sıkıntı yok. Fegoli 3-0. Gol mü attı acaba? Yo. Nabil Cilas atmış. Fegoli'nin bir asisti var. Ama 8-0 ortalaması bayağı iyi. Evet, Fenerbahçe ile Arena'da oynayacağız. Türk Telekom Arena'da oynayacağız. Bakalım. Güzel bir formumuz var son haftalarda. Umarım o formu devam ettiririz. Keza zaten Fenerbahçe maçından sonra da Real Sociedad'la Avrupa Ligi maçımız var. Oy, oyuncuya bak. Tam Isla gibi böyle her yerde oynuyor. Güzelmiş ya. İlk defa gördüm ben bu adamı yalnız. Günay Marka'da ilk defa önerdiler bana. Fener maçından sonra kaç gün? Ha iyi ya, arada biraz bayağı varmış. Bu Sociedad deplasman maçı yalnız. Emre de 2 hafta sakatlandı, kötü oldu. Ne olmuş da? Ayak bileğinde dönme. Tamam, bir şey olmaz. Bir yandan kahve içiyorum arkadaşlar. Umarım ses rahatsızlığı yapmaz size. Özlem geldi. Kiradaki oyuncuların raporu geldi. Kavan'da oynamış standartta. 5 maç. İkisini sonradan girmiş. Bir sergat 6-28. Bayağı kötü bir istatistiği var. Karol seviyede oynayamaz ya yani. Bir hazırlık maç. İkisini sonradan girmiş. 6-77 ile oynamış zaten. Yani Karol'ün yerinde oynayacak adamları çok. Eskidar, Markido. Biri sakatlanırsa falan büyük ihtimal öyle forma şansı bulabilecek gibi. Karol'le ikisinin aslında senin sonu satsam mı? İyi bir para elde edebilir miyim ki? Değerleri var mı? Nerede? Kavanda. 1,5 milyon euro. Karol. O da 1,5. İşte az oynasalar 2'ye 3'e falan öyle bir değerlere giderdi yani. Son verilmeyi istemiyormuş beyefendi. Evet. Şimdi Rodriguez. Buna oner mi? Boşuna. Bir gün dinlenme versem mi milli takım arasından geldikleri için? Kondisyonlar da düşük gördüğünüz gibi. Bir gün. Maçtan önce dinlenme yok, ona bakmıştım. Sinan'ı da bir form kazandırabilirsek Fegül'den iyi oynayabilir. Çünkü taktik tam böyle onluk. Burası kaçta kaç oynuyor? 6'da 2. Soldado da o kadar. Evet. Öyle bir şeyler. Saçma saçma cevaplar vermemeye dikkat ettim. Avrupa Ligi. Ya Thomas Koch'un oynamıyor ki arkadaşım maçta. Yani ilk 11 tercihim değil şu anda da. Zayıf halka olarak göstermiş de. Kim? Aykut Kocaman. Ya şu oyundaki zayıf oyuncu çok saçma bir şey ya. Yani o muhabbet çok saçma gerçekten. Ama Sociedad maçından 2 gün sonra Bursa var. O maç da pazartesi olsaydı ya. Büyük ihtimal onun için şeyi vardır da. Bakayım şuradan.
Pazartesi olabilirmiş bence. Neyse. Boş verelim. Eren hak ediyor şu anda formayı. Belhanda şey Feguli. Sinan. Esed, Ndiaye, Selçuk, Tolga oynasın. Selçuk yedek. Esayet, Fernando kadro dışı kalıyor. Şöyle yapalım. Orta saha şeyim az oldu ama. Ahmet'le deneyelim, ikisi de stoper ya. Bir tanesini şey yapabiliriz. Heh. Serdar Maykon. Dur. Deneyer zaten. Serdar Aziz. Okey. Arayan Uluslar'a. Hadi bakalım. Dur kondisyonlar. Okey, güzel. Bunu ya da göster ya. Bazen yanlışlıkla basıyorum. Hızlıca maça giriveriyor. Değişiklikleri yapmadan. Evet. Fener kaçta kaç gidiyordu ya? Neyse şuradan bakarız şimdi. Bir galibiyet bir beraberlikle gidiyormuş Aksar. 5-8 maçta 5 gol gördü. Fazla yani hani buradaki değer fazla bence gösterilen de. Neyse. Aa solda da sakat mı? Vampers oy. Aykut Hoca 4-4-2 oynuyor bayağı. Yalnız şunlar ileride ama işte ileride olursa da çok agresif oluyor. Öyle bir durum var. Buna vereceğim. Isla. Hasan Ali'ye de vereceğim. Oy sesin. Oyunun sesi fazla çıkmış. O yüzden sessiz oynayacağız. Tolga Rodriguez. Ah be. Ver, ver. Gol, gol, gol be. Dakika 3. Ben de diyorum şey niye... Heh, şöyle. Çok güzel. Eksikler var tabi. Yeni şeye geçtiğim için. Bilgisayarda o FM'yi tekrar yeniden açtığım için formatlı. Ayarlarım yok. Ay. Yalnız shift for... Uf, güzel geldiler. Gol. Yalnız bir dakika sonra yani. Aa saymadılar offside. Galatasaray takım puanları. Ön direği niye açtın ki ya? Gol be. Eren gene atıyor. Eren gene atıyor. Koçum benim ya. Güzel Muslera be. Eren. İki gol gene. Güzel. Sola gör. Çok güzel. Aç ortana. Eren Etrik. Eren Etrik. Dakika 20. Rodriguez 2 asist. Çok güzel. Demarke oldular. Oyundan düşürdük iyice şu anda. Tolga. Rodriguez geçersin. Çok güzel Tolga. Çok güzel. Sağa oyna. Sağa. Bindirsene sağdan kardeşim ya. Kim o? Mariano mu? Aynen. Bindirseydi keşke. Neyse neyse sıkıntı yok. Tolga Belhanda. Uf, Şikertil boşa kaydı. Orta gol. Ah be. Şey Kameni güzel çıkardı. Devamında Neto da güzel attı. Ne güzel yükleniyoruz. Ne güzel yükleniyoruz. Aslanlarım benim. Hep büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu biliyorsunuz ama oyun olduğu için hiç umurumda değil şu an. Galibiyet önemli. Top kapma da baya kötüymüşüz. Niye öyleyiz? He, 4'te 2 art üstü ya. %50 yani. Uf, o nasıl bir gol. Geri Rodriguez. Fenerbahçe'de 7'de 5 topta kapma. Şey değil. 16'da 10. Aslanlarım ya.
Performansınız düşmesin kardeşlerim dedim. Bu arada Tolga da oynuyor ya. Çok sevinçliyim şu an. Selçuk'u satsam mıydık acaba? Yusuf forma şansı bulan için bu zaman. Selçuk da oynuyor. Takımda bir şey taşlar oturunca herkes oynuyor zaten. İkinci çıktı Ozan'ı aldılar. Orta sahayı biraz daha iki yönlü şey yaptı. Ender'in sarı kartı var. Çıkar. Gomis'i alalım. Hat-trick ve asisti var zaten kardeşimizin. Selçuk girsin bir de. Alper girdi. Var böyle çıktı. Hayır Rodriguez sakatlan diye. Ay yapma. Şimdi bir gol yiyince bir anda 2-3 gol atabiliyorlar. Yani öyle bir şey var oyunun. Hiç sevmedim. Bu arada Muslera rolüne güzel alışmış. Libero kaleci şeyine. İkinci kez bu maçta öyle çıkıp top kurtardı. Giuliano dışarı vurdu. Çıkarttı ya yani. Yapacak bir şeyim yok. 10 kişi oynayacağız mecbur. Artık maçı şey yapayım. Gol yemek istemiyorum ya. Zaten şey daha fazla diyeyim. Biraz daha geri çektim takım artık. Yeter de artar. Gol yemek istemediğim için yaptım bu arada. Olur ikili averajı kalırız bir şey olur. Her şey avantaj. Ve GG. Çok temiz bir galibiyet. Süperdi ya. Yani ilk yarı bir şutları vardı. İkinci yarı 7'ye çıktı mesela. Bizde gene kötü oynayanlar var. Bu da ilginç. Fener'de mesela iki tane hani kötü dediğim şey olarak mesafe golü orta tutturamamış. Belhanda bir asist, Rodriguez 2, Eren 3 gol. El Sayed'in orta, Mariano'nun orta isabetlerinin yüzdesi bayağı kötü gördüğünüz gibi. Rodriguez 2 hafta. Tam bunu göstermişti. İşte. Bir münakaşa yok aramda tabii ki. Eren süpersin ya. Eren 3 hafta kaç gol? 7 gol. Bu arada Beşiktaş 5-1-3-0 Beşiktaş da bayağı iyi başlamış. 12 gol atıp 2 gol yemişler. Biz de 11 atıp 1 yedik. Trabzon da keza iyi gidiyor. Ki Trabzon biraz da garanti galibiyetler alıyor zaten. Şu anda. Oyuncu önerileri var gene. Dragoski, Petkovic, Josip Posavec, Hurvat, Gomis böyle kafa top kazanma oranı 17. Baya kötü oynamış. En fazla kilit El Sayed kötü oynamış. Son zamanlarda kötüsün dedik Gomis'e. Çünkü o ilk videolardaki başındaki Gomis nerede? Şimdiki Gomis nerede? Gördüğünüz gibi bayağı eksik. Pozisyon alması da olsa aslında bu adam fena bir ya. Neyse bu adam güzel. Seviyorum. Taktiğe yatkınlık. Gayet iyi. Genel bakış, maç grafiği. Heh. Test etsene. Test etmiyor. Şimdi asıl bir kritik mücadele. Yani grup için kilit. Zaten Hoffenheim Sociedad yani çok değişik bir kura çektik gerçekten. Şans yanımızda değildi kura konusunda. Ama yenebiliriz hadi. Bakalım şimdi ligdeki maçlarda neler yapılacak. De Jong. Maria sakatlanmış. Trabzon kaybetti. 3'te 3 yapamadı ama Başakşehir 3'te 3 yaptı galiba. Aynen. Göztepe. Aynen.
3'te 0'la giden 3 takım, 4 takım var Sivas, Kayseri, Osmanlı, Yeni Malatya. Antalya da bayağı kötü gitmiş. Fenerbahçe bizim yenilgiyle iyice düştü. Trabzon gelseydi aslında o da üst sıralardaydı. Akhisar keza iyi gidiyor. Malatya ve Bursaspor. Güzel bir lig bekliyor bizi şu an. Barcelona 3'te 3. Göztepe oyuncusu Beto. Rapor. Potansiyel. Nerenin raporu bu? Güneydoğu Asya. Çok güçlü bir oyuncu beklemeyiz zaten. Yani 2,5-3 yıldıza takabül ediyor. Galatasaray için düşük oyuncular. Görevlendirmede eksik var mı? Var. Orta Afrika verelim bir tane. 3-23. Gördüğünüz gibi %50 oldu daha ilk seneden bilgimiz. Dünyadaki oyuncu bilgi sayımız %50. Bunu sürekli böyle takip ederek, yaparak güzel şeyler elde ediliyor ki bu raporlardan ben çok güzel regenler bulup getiren gözlemcilerim oldu. Şimdi sağ bek önermiş. 27 yaşında. Evet, Antalya'daymış zaten kendisi. Panamalı mı? Panamalı. Yok kardeş, benim şeyimlik değil onlar. Fernando iyi oynuyorsun dedik. Villagnosa yeni transfer olmuş, 7 milyon euro. Deportivo Maldonado'dan. Uruguay. 3 maç gol yok. Gelir bize gol atar ama. Tabii ki zayıf halka yok yani. Artık böyle bir soruyu iptal edin yani. FM'nin lügatından çıkarın ya. Kim bir basın toplantısında böyle bir cümle kurmuş ki? Oyuncu zayıf oyuncular falan tarzında. Hayda, Gomis sakatlandı. Gomis niye sakatlandı? Ters bir hareket yaparken yapmanı yani. Yapmayı ver. Neyse. Eren'le Thomas. Gördüğünüz gibi üçüncü bir forvet almamız işimize yaramış oldu şu anda. Emre oynayamaz diyor. Zaten yok. Yani Rodriguez de sakat tabii. Yasin'le başlayacağız mecbur. Maicon, Ahmet Çalık değil de Serdar Aziz. Yasin, Belhanda, Tolga. Tamam. Emre Taşdemir. Evan Derekor. Şu mevkileri tam görsem ya. Bir şey diyeceğim ya. Benim neydi? Bir ayarım vardı. O ayarı yapmamış mıyım ben? Heh ya. Sadece doğal mevkisini göster. Ne uzatıyorsun? Belhanda. Feghouli, Tolga. Tamam. Dene, reset. Kondisyonlarda Yasin'le Serdar Aziz sadece maç kondisyonları eksik. Kime forma verirler söylememiş. 15, 22, 24, 26, 22. Gösterme. Evet. Grubumuzdaki diğer maç nasıl olacak? Onu da takip ederiz bir yandan. Bu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Vitesse ile oynuyor. Başakşehir Kulüp Brugge ile oynuyor. Carlos Vela, Jan Uzaş. Bayağı güzel Ilera Mendes falan da var. Ona da bas. Sol bek ve sağ beke de basıp zayıf ayakları diyelim. Orta açmaklarını yaparız. Size inancım tam. Güzel. Sesi iptal etti oyun galiba kendince. Aha. Aha ne oluyor? Oğlum 4 Galatasaraylı vardı kalecinin önünde ve biz gol atamadık pozisyonda. Sert orta yapalım. Havadan orta açamıyorsak.
Vardar 1-0 Hoffenheim var. Güzel, çok güzel hızlı geldik. Aç ortanı. Gol gelsin. Ah be Eren. Bazen atıyorum, bazen kaçırıyorsun Eren. Maça güzel başladık. Real Sociedad, yani Real San Sebastian tabii, Sociedad lisans olmadığından bir şut bir kale falan. Ama şimdi gelip atmasınlar işte. O ne ya? Jönzar. İlk çıktığında çok şey olmuştu Jönzar işte. Hype'lanmıştı böyle. Türkiye'yi seçer mi falan demiştik de. Şu anda durgun hallerde. Eren kötü. Çıkaracağım. Evander orada da mı oynuyor? Ya onu genel oynatmayacağım da. Selçuk. Bakalım Thomas ilk maçına çıkmış oluyor. Avrupa'da çıkmış oluyor tabii de. İş yapma ihtimali var. Esayet. Belhanda güzel indirdi aslında. Sağ gör. Kardeş bindirsene sağdan Mariano. Çok gönlü bek destek olduğu için mi bildirmiyor acaba? Hücum olsa bildirebilir mi? Ve ah be gol sandım. Çok gol pozisyonu harcadık. 3 mutlak gol pozisyonu var. O ne ya? Abi o ne yani? Of, Serdar süpersin. Yusuf. Fernando'yu alacağım. Yasin'i kesmek istemedim. Feghouli'yi kesmek lazım da oynatabileceğim oyuncu yok. Elimizdeki maç berabere gidiyor ya. Bayağı üstündük ama. İşte bazen böyle bir formsuzluk takımın oyuncunun böyle etkiler doğuruyor. Yemeyelim de. Evet. Tam üstüne yani. Yemeyelim deyip yedik. Aç ortanı. Bir gol berabere. Ah be. Ne diyeyim ki yani. Biz oynadık. Bir pozisyonda attılar. Eren bir pozisyon kaçırmış. Şuna bak. 18, 14, 21, 21. 4'ü de ne top kesmiş. Maşallah. Maşallah. Harbiden. Neredeydi o? Galatasaray. Top kesme. 110 top kesmişiz. 110. Maşallah. Ama elimizdeki maçı verdik. Kötü oldu tabi. 15 top kesmiş. Stoperleri. Bursa maçı var. Gene bir gün dinlenme vereceğim. Kim kötü oynadı? Eren kötü oynadı. İki tane kritik kafa topu kazanmış ama pas atamadaki yeteneksizliği. Pası kaç ki Eren? 8. Aynen. Anladım şu an. En fazla kilit pas Belhanda. 3. En çok hata yapan da Belhanda. Neyse ya neyse. Toplarız inşallah. Çok şanssız bir yenilgi oldu. Bunlar da berabere kalmış 1-1. O kötü oldu zaten bir yandan. Tüh. Otomatik kayıt açık kalmış. Kusura bakmayın. Kapatmıştım normalde de. Yeni bilgisayarın ayarlarını yapmamıştım. Sadece kariyer görünümlerini falan indirmiştim işte. Bu tarz kayıt şey ayarları yoktu. Başka oyuncu profilini gösterirken profildeki uygun butona tıklayarak oyuncu olan ilginizi ilan edebilirsiniz. Profildeki uygun butonu ne ya? Şey mi? Transfer ilgilendiğini açıklayayım mı diyor acaba? Bu hızlı kayıt yaptı. Çok sıkıntı değil. Oo Barcelona 2-1 Pique. Messi. Bu ne oğlum? Maç ilk 10 dakikada 1-1 olmuş zaten. Bu arada geçen hafta 4 gol atan Bursaspor'a karşı oynayacağız. Rakip dişli. Hadi bakalım. 4'te 4 yapmak istiyorum. Çünkü Beşiktaş da çok iyi gidiyor. Arkalarında olmalıyız enselerinden. Belki puan kaybeder. Beşiktaş kimle oynuyor?
Bizim şey kötü, Beşiktaş Trabzon arda arda denk geldiği için bu ne diye bakıyorum ben de. Fikstürün şey tarihi. Beşiktaş, Başakşehir. Oo. Ol. Bakalım ikisinden birisi puan kaybedecek. Belki beraber de kalabilirler tabii. Fenerbahçe Gençlerbirliği 8, Başakşehir Beşiktaş 8. Bizim maç 6'da oynanıyor. Bu oyunda biraz daha düşük yansıtılmış. Yani maçın erken veya geç oynanma şeyi de mesela birlikte başlıyor gibi oluyor. Aynen gördüğünüz gibi. Emre Taşdemir oynayabilir diyor. Ama risk edilmeyecek. Haydi. Yedek takımının maçında. O zaman Belhanda'yı şans vereceğiz. Buraya da Evander oynayacak. İlk maçına çıkmış olacak Evander'de. Selçuk'la başlayacağım. Sinan nerede? Tolga ile değiş. Sinan ilk 11. İki tane riskli bir ilk 11 oyuncusu aldık tabi de. Umarım işimize yarar. El Sayed biraz kötü. Aslında 5 maçtaki şey iyiydi. İki tane stoper var yedekte. Şunun yerine. Emre'yi sonra alırız gerekirse. Düşüncem var, Emre'yi takıma monte edebiliriz. Öyle bir düşünce içindeyim. Elsayed zaten böyle ucuz alınabilecek kelepir tarzındaki bir oyunculardan olduğu için tercih etmiştim. Bu arada bunlar da 4-4-2 oynuyor. What? Ha, kiralamışlar. Oğlum ya, güzel oyuncu. Sert sert. Zayıf ayak. Hırslı taraftar. Hadi bakalım. 4'ün 10. Şey maçlar bizden başladı. Başlamamış. Mariano, Evander. Oh Selçuk ne yaptın? Muslera'ya kısa oyna desek mi ya? Yani şöyle saçma paslar atıyor. Selçuk çok güzelsin. Selçuk ikinci kez geri kaleciye Muslera'ya döndü. Ya yani oyunu Muslera kurmuyor. Eyvah eyvah. Kaptıracak onu. İçime doğdu direkt. Ama Maicon kapasitesindeki bir oyuncunun da o topu kaptırmaması lazım işte. Yani. Öyle boşa zıplaması falan. Gol mü? Gol be. Ndiaye yaptı. Çok güzel. Ndiaye'nin gol atmasına seviniyorum. Sağlam bir oyuncu çünkü. Form tutarsa süper. Ah be Elhanda. Top sürmemeni ama işte dikine oynayınca top sürme de diyemiyorsun. Dikine dediğim kısa pas oynuyoruz ama oyun yapımız hücum üstüne akıcı oynadığımız için. Mesela %62 top bizde ama biz topa sahip olma değil yani kısa pas yani şey oynamıyorum. Mesela Fenerbahçe kariyerlerinde ben top çevirip golü öyle arardım. Galatasaray'da öyle bir şey yapmıyorum şu anda fark ettiğiniz gibi. Daha çok hücum tercihindeyim. Eren devam etsin. Şu an yapabilecek bir şeyim yok. Sinan kötü oynuyor ama. Ndiaye yapma. Kemba Ekoko. Muslera. Koçum. Dener'in sarı kartı var. Asist Ndiaye. Dener yapacağız asistini. Şunları uygula. Denayer'i çıkaracağım. Sinan bayağı kötü oynadı. Eren devam etsin biraz daha. Gomis gibi o da düştü bir anda ya. Övünce mi düşüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Savunma arkası boş. Arka boş. Çok güzel be. Kim o? Mariano. Koçum benim. Güzel. Evander.
Ah be Evander, öyle bir hata yapma. Ortaya çıkıyor. Hamdaki yani. Şu an Eren'i çıkarmamak için zor duruyorum da. Baya kötü Eren. Az önceki maçta da baya kötüydü. Şimdi de baya kötü. Ya Muslera'nın böyle atıp dördüncü pası mı hatası rakibe giden? Uf. Neyse ki çıkardım Muslera. Tam forvet şeyine hiç yatkınlığı olmadığı için mecbur değiştirmek zorunda kalıyorum. Kim sakatlandı? Evet. Çıkaramıyor mu? Oyundan çıkacak yani. Forvetsiz oynuyor şu an. Neresinden? Dizinden. Diz dönmesi olabilir o zaman. NDI yapma ama. Beraberliğe doğru gidiyor maç. Forvetimiz de kalmadı işin kötüsü. Hadi. Ah be Feghouli ne güzel aradaydı orada. Emre'yi oynatacaktık maçta sözde de işte. Aksilikler. Kaçıncı direğe bu? Of, Bursa'nın mutlak gol pozisyonu 3. Aynı bizim Sosyedad maçı olmuş. 2 tane kale direği var Bursaspor. Yani maç şu an şansa berabere. Yenileceğiz gibi ya. Yemeyelim de saçma bir gol. Of, Muslera ne yaptı? Şu an forvetsiziz ama bir gol çıkarabiliriz ya. Hadi biz Galatasaray'ız. Yaparız. Yalnız Bursa güzel yüklenmeye başladı. Hata yapma. Evet hata yapma ve hata yaptı. 90 artı 1'de. Of. Güzel başlayıp kötü gitti. Bu bölüm. Şanssızlık. Gomis'in formsuzluğu bir de üstüne sakatlanması. Keza zaten bu maç. İki maç son. Üç maçta da 10 kişi oynadık aslında. Ne oluyoruz arkadaşım? Maç koptu gitti şu an zaten yani. Bir tane daha mı yiyeceğiz? Bitirdi. Of. Kim kötüydü? 22-11-33 top kesmişiz ama Muslera 5 şut çıkarmış. Belhan da hiçbir şey yapmamış maçta. Bak tam maç oynadı. Hiç şey yok. Artı sayılabilecek bir şey. Galatasaray. Selçuk Endia'ya. İlginç ya. 8-10 ay. Hadi geçmiş olsun. Haydi geçmiş olsun. Of of of. Üçüncü forvetimiz sakatlanmış oldu böylelikle. Yorum yok. Bir şey demiyoruz. Beşiktaş kaybetse bile şu an biz kazanamadığımız için keza kaybetmedi. Biz bayağı aşağılara düştük yenilgi. O zaman kötü bir son. Hem 8-9 mu kaçtı? 9-10 aylık bir sakatlık 8-10 ay. Hem de yenilgiyle kapatıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.